Değerli izleyenler, şimdi önemli bir konu ve konukla devam edeceğiz. Sosyal konut projesi 13 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı, biliyorsunuz ki. Şimdi de anladığımız kadarıyla orta gelirli grup için bir konut kampanyası açıklanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesinin devamına ilişkin açıklama yaptı. Orta gelirliye yönelik 100 bin konutu içeren bir kampanya planladıklarını ve projenin 81 ili kapsayacağını belirtti. Konuyu hukukçu Yasin Özkan'la konuşacağız. Sayın Özkan, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gizem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi daha tabii ki detaylar açıklanmadı ama dar gelirliden sonra da orta gelir grubunu hitap eden bir proje olacağını anlıyoruz. 100 bin konuttan da bahsediliyor. Sizce benzer bir içerikte mi gelir? Fiyatlarda ne kadar bir yükselme olur? Şimdi Gizem Hanım, daha önce açıklanan konut kampanyalarıyla alt gelir grubu, işte şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları gibi, işte boş eşini kaybeden hanımefendiler, işte üç çocuk olmak şartıyla gibi daha önce konut edinememiş vatandaşlarımıza bir kampanya düzenlenmişti. Bunun yanında konut arsasıyla alakalı yine bir kampanya düzenlenmişti. Artı sanayi hisselerinde yine benzer arsa kampanyalar düzenlenmişti. Yılda 600 bin konutun üretildiği ülkemizde yaklaşık 100 bin konutun alıcısı da, müşterisi de veya ihtiyaç sahibi de orta gelir grubu diye tabir ettiğimiz karı koca çalışan, işte yeni evlenmiş, mesela karı koca polis, karı koca bankacı, öğretmen gibi orta gelirin tarif edildiği kişilerdir. Bunlar geçmiş yılda ve şu anki enflasyon ortamında maalesef konuta ulaşamıyorlar. Yani bundan bir 3-5 sene önce kredi kullanarak, morguç kredileriyle kira öder gibi ev alabilen orta kesim günümüz enflasyon koşullarında ve artan fiyatlardan dolayı konuta ulaşamıyordu. Onların bu konut ihtiyaçlarına cevap vermek, artı üretimi devam eden konutların da satımını kolaylaştırmak adına böyle bir kampanyanın düzenleneceğini anlıyoruz. Detayları henüz açıklanmamakla birlikte devam eden konutların, yani orta gelire hitap eden, hafif tam lüks de demeyelim ama lüksün bir klasman altı gibi düşünebiliriz burayı, bu konutları. Bu konutların da bir şekilde alıcılarına ulaşması lazım. Burada bakanımızın açıkladığına göre devlet bankaları ve özel bankaların da katılımıyla ve kredi kolaylıklarıyla orta gelirli kesimin bu konutları alması kolaylaştırılacak. Artı inşaat üreten müteahhitlerin de ürettikleri inşaatları, daireleri satabilmelerine yine aynı şekilde yardımcı olacak. Dolayısıyla daha önce alt gelir grubunun ihtiyaçlarına yönelik atılan adım bu sefer de orta gelirlere yönelik atılmış oldu. Yaklaşık 100 bin konuttan bahsediliyor. İhtiyaç da o civarda zaten. Türkiye'nin bütün illerini kapsıyor. Ama anladığımız kadarıyla TOKİ'nin kendi üreteceği konutlarla birlikte devam eden veya başlanacak inşaat projeleri, yani özel müteahhitlerin yaptığı projeler de bu kampanyanın içerisine dahil edilecek. Peki Sayın Özkan, şimdi dar gelirli grup için açıklanan konut projelerinde ortalama 800 bin 900 bin rakamlarını konuşmuştuk. Sizce bunda dediğiniz gibi hani lüksün biraz aşağısında bir seviyeden bahsedeceğiz evler için dediniz. Sizce nasıl bir fiyatlama gelir? Gizem Hanım, öncelikle ulaşılabilir olması yönünde makasın çok açılmaması gerekiyor. Çünkü faiz oranları tamam düşük tutulacak ama maalesef şu anda bankalara gittiğiniz zaman, yani konutun tamamına kredi kullanamıyorsunuz. Hatta belli bir rakamın üzerinde, yani 150-200 bin aranın üzerinde maalesef konut kredisi kullanamıyorsunuz. Yani bu rakamlar şimdi 1 milyon, 1,5 milyon seviyelere çıktığı zaman kampanyanın da kadük kalmaması lazım. Yani ulaşılabilir de olması lazım. Dolayısıyla burada devletin mutlaka harç destekleri olacaktır, vergi destekleri olacaktır. Bir takım kolaylıklar mutlaka olacaktır, kentsel dönüşümde olduğu gibi. Dolayısıyla krediye ulaşım kolaylaştırılacaktır. Ve fiyatlara da mutlaka etkisi olacaktır. Çünkü inşaat maliyeti bugün baktığınız zaman, yani bugün normal kademeli bir dairenin zaten maliyeti 800 bin 1 milyon lira civarında. Yani müteahhit buna hiçbir kar eklemese bile, herhangi bir Anadolu şehrini düşünün, ortalama bir dairenin maliyet fiyatı bu. Dolayısıyla bu maliyetlerin düşürülmesi şu anda mümkün değilse, en azından ulaşmanın bir şekilde ödeme kolaylıkları ve faiz destekleriyle kolay hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla faizle alakalı bir destek sağlanır, artı belgesel ve harç yönünden destekler gelirse uygun koşullarda daire alınır diye düşünüyorum. Çünkü bugün
kiralar nereden baksanız yani orta kesimden bahsediyoruz. Orta kesimin oturduğu kiralar da İstanbul'da mesela 10 bin 15 bin civarında şu anda. Dolayısıyla 10-15 bin kira ödemektense kredi çekip kredinin taksitini ve kendi evinizin borcunu ödemek daha mantıklı. Ve hayata geçtiği zaman mutlaka karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum. İşte oradaki belki de tek sıkıntı şudur. Şimdi konut projesi başlayacak ama diyelim ki 2 yıl sonra teslim olacak. O 2 yıl boyunca hem krediyi hem de kirayı ödemek durumunda kalacak bu kişiler. O zorluk nasıl aşılacak? Detaylar gelince anlayacağız herhalde. Orada şöyle oluyor. Genelde bir peşinat veriliyor. Peşinattan itibaren taşınana kadar düşük kademeli bir ödeme, taşındıktan sonra kirayla bir veya kiradan biraz yüksek bir ödeme şeklinde, yani balon ödeme veya esnek ödeme dediğimiz yöntemlerle o aşılabiliyor. Yani ben faydalı olacağını ve mutlaka orta gelirli yurttaşlarımızın faydalanacağını, onların mutlaka ihtiyaçlarını gidereceğini düşünüyorum bu projenin. Sayın Özkan, katıldığınız için, katkılarınız için teşekkür ederiz.